Siyasetin boğucu ortamından zaman zaman çıkıp rahatlamak, sanata, kültüre başvurmak gerekiyor. Yaratıcılığa başvurmak gerekiyor. Tam da böyle bir isim var yanımızda bu programın konuğu. Ezel Akay, yönetmen, yapımcı, oyuncu, aşçı ve hikaye anlatıcısı. Bu benim çok hoşuma gidiyor. Belki buradan başlamakta yarar olabilir. Hikaye anlatıcısı, sizin atölyeleriniz falan da var. Hala devam eden, birkaç defa olan falan. Nedir bu hikaye anlatıcısı? Ne yapar? Vallahi şu anda yapmakta olduğumuz şeyi yapar. Konuşur mu? Konuşur, anlatır, seyircisini bilir, ona göre anlatır. Tıpkı sizin de yaptığınız gibi bütün gazeteciler, yayıncılar, iletişimciler, edebiyatçılar, sinemacılar aslında hepsi birer hikaye anlatıcısı. Hikayeleri bulurlar, onları anlatmanın bir yolunu bulurlar. Çünkü hikayelerden daha önemlidir onların nasıl anlatıldığı. Yani fıkrayı birisi anlatır, gülersiniz. Öbürü aynı fıkrayı başkası anlatır, gülmezsiniz. Aslında anlatıcı olan iyi anlatır. Ve anlatılışında her şey. İşin sırrı bir hikayenin anlatılır. Bir haberin verilişinde olduğu gibi. Doğru verirseniz doğru anlaşılır. Gitmesi gerektiği yere gider. Yanlış verirseniz kimsenin farkına varmadığı bir şey yapmış olursunuz. Hikaye anlatıcılığı böyle bir şey ve bizim çağımızın en önemli, en yaygın şu anda mesleklerinden biri. Kimler hikaye anlatıcısı? Yani gazeteciler dediniz, sanatçılar, kültür, pek çok alanlarda herhalde bir kere, olabilir. Evet, bir kere hikaye anlatıcısı olmak için bu işten hikaye dinleyicilerin sizi dinlemesinden zevk almanız gerekiyor. Bu da böyle biraz hastalıklı bir şeydir yani. Hani beni beğensinler, sevsinler, dinlesinler. Egonun patlama tehlikesi var. Ya bu zararsız bir şey bu. Bir insani özellik ve bir özel bir yetenek bu aynı zamanda. Hani maalesef bazılarında var, bazılarında yok. Eğitimle geliştirilebilen bir şey. Ama hikaye anlatıcısı olmak için derin bir arzu duymanız lazım hikaye anlatmaya. Yani dünya böyle kurtulacak gibi gelmeli size. Veya derin bir ihtiyaç olduğunu hissetmeniz lazım. Ona cevap vermek için bağırsaklarınız harekete geçiyor olmalı. Ve bunun hani biraz daha azı, biraz daha azı, biraz daha azı. Hepsi hikaye anlatıcılarının ortak motifleri aslında. Hepimiz hikaye dinlemeye çok büyük ihtiyaç duyuyoruz. Her zaman. Çağlar boyunca böyle olmuş. Neredeyse birbirimizin arasındaki iletişimi kurabilmek için bir insanın başka bir insanı ya da bir topluluğun bir başka topluluğu anlayabilmesi için, hatta kendi içinde yaşadığı toplumu anlamak için o toplumun hikayelerini dinlemesi gerekiyor. Şimdi mesela bu çağda çok ortaya çıktı ki tarih sinemadan öğrenilir. Tarihi tarih kitaplarından öğrenmek için akademisyen olmak lazım. O da çok insanın yapabileceği bir şey. Ama sinema filmleri tarihi öğrenmek, öğrenmeye başlamak, fikir sahibi olmak, genel bir fikir olmak için en şart şey ve edebiyat tabii. Hani onun ikisini birbirinin devamı olarak sayıyorum. Dolayısıyla hikaye duymamız lazım öğrenebilmemiz için bir şeyleri. Sizin yaptığınız filmler çok enteresan, hep akılda kalan filmler. İşte Hacivat Karagöz ölümünden Neredesin Firuze'ye kadar ya da ondan önce herhalde Tabutlar Öşat'a ilk benim yapımcılığını yaptığım filmlerden biri. Kabuk. Evet. Yani tabii. Pek çok şey var. Bunların hikaye anlatma şeyine bugünden bir bakarsanız en iyi hikayeci nerede oldunuz veya hangi film oldu bu yaptıklarınız arasında? Vallahi şimdi ben böyle hani çocuklarını ayıran annelerden değilim. Hepsinin ayrı bir hedef kitlesi, ayrı bir seyircisi, ayrı bir hikayesi var. Anlattığı şeyler farklı. Tecrübe kazandıkça daha iyi anlatıyorsunuz aslında. Biraz öyle bakmak lazım meseleye. Bir de hikayelerin, ben kendi açımdan hikayelerin biraz özgün olmasına, anlatıcılarının içten olmasına çok önem veriyorum. Yani benim yapımcılık yaptığım yönetmenlerle ilişkim de böyle, yani birbirimizi öyle buluyoruz. Kendim de mümkün olduğu kadar içten olmaya çalışıyorum o eseri ortaya çıkartırken. O içtenliğinde böyle seyirci tarafından o hikayenin kabulünde çok önemli bir etkisi oldu. İnandırıcı olmak değil mi bir anlamda? İnandırıcı, sahici, içten olmak lazım. Sadece eğlendirmek yetmiyor. Zaten seyirci de sadece eğlenince tatmin olmuyor. Ben bundan bir şey aldım. Boşa geçmedi vaktim
Ama eğlence ve haz da çok önemli. Yani terk edilmemesi gereken duygular bunların. Aradan biraz zaman geçti. Hem siyasi hem ekonomik nedenlerle sinema filmi yapmam çok zorlaştı bir dönemdir. Ama hani boş durmadım. Bu sefer senaryo yazdım. Şeyler yaptım. Şimdi de sağ olsun Yiğit Özgür'le uzun süredir hayranı olduğum bir mizahçıdır Yiğit Özgür. Onun karikatürlerini bir canlandırmak istedim. Bir 5-6 senedir üstünde düşündüğüm bir şey. Huniller değil mi bunlar? Şimdi Huniller diye bir tiyatro oyunu bu? Çıktı oradan. Vallahi şöyle söylemek lazım. Bir tür sürreal, gerçeküstü komedi. Çünkü çok garip bir, yani Türkiye mizahı zaten yeryüzünde ender bulunur mizah kültürlerinden biridir. Gerçekten buna inanıyorum. Çok katmerli, böyle insanı çok şaşırtan karikatürlerdir. Yani tek bir kare diyaloglar vardır. Gülersiniz fakat tam olarak niye güldüğünüzü bir türlü kendinize açıklayamazsınız. Böyle garip, gizli bir tarafı olan bir mizahı var Yiğit'in. Ben de bunu bu sahneye nasıl koyarım ya da ekrana nasıl taşırım diye birçok deney yaptım. O karikatürlerin bir kısmını herhalde hepimiz görmüşüzdür ve sahneye konması çok zor gibi geliyor bana, değil mi? Kesinlikle öyle. Fakat ben hem öğrencilerimle bir sürü deney yaptım bunu gerçekleştirmek için, hem de en son yaklaşık 3 aydır çalışıyoruz. Genç fakat çok acayip yetenekli bir 10 kişilik bir ekiple, oyuncu ekibiyle. Bu bir oyunculuk gösterisi. Ve hani gerçeküstü komedi nedir? Hani çok fazla denenmiş bir şey değil, hiç değil ama Türkiye'de çok denenmiş bir şey değil sahnede. Öyle Huniller diye bir 2 saatlik bir oyun yaptık işte, bir ayın 12'sinden itibaren çıkacak. O mesela bunlarla ilgileniyorum. Onun belki bir gün televizyona ya da sinemaya uyarlanması. Çok enteresan. Yeni projelerden biri bu ve evet, epeydir çalışıyorsunuz. Evet, evet. Biz sizle geçen yıl bir başka ortamda görüşmüştük. Sizin yeni hazırladığınız bir proje daha vardı. Evet. Prenses. Aşçı ve Prenses. Aşçı ve Prenses. O büyük bir proje oldu. Onu böyle Çin'e götürdük. Yani bir İpek yolundan geçiyordu değil mi? Hikayeydi. Çin'den başlayıp işte Konya Sultanahı'nda biten bir hikayeye dönüştü o. Orada bir sürü ortak bulduk. Yani hiçbir noktadan sonra benim yaratıcılığımdan çıktı. Artık o ticari bir operasyon, ortaklarının iki ülke arasında bir, çünkü Çin devleti sansür kurulu onayladı projeyi ve çok beğenerek onayladı. Hani gerçek bir İpek yolu projesi oldu. Hakikaten bir aşçıyla, bir Türkmen aşçıyla, bir kervansaray aşçısıyla, böyle şaman bir Çinli prensesin, o da vejetaryen bir aşçı. Onların bir kaçma kovalama macerası. Çok fantastik. İşte bir tepegöze yemek yapıyorlar. Azrail'e yemek yapıyorlar. Ejderhadan kaçıyorlar. Ama hep böyle yemek ve yemek felsefesi üzerine. Burada sizin sanatçılığınızın ötesinde aşçılığınız, gurmeliğiniz de yani herhalde. Yıllardır yemek, yıllardır yemek filmi yapayım diye zaten. Harika. Sizin zaman zaman şeyleriniz de oluyor. Bu konularda söyleşileriniz mi oluyor? Bir Ayvalık'ta vardı değil mi? Evet, evet. Bir yemek konulu bir şeyiniz var. Onu da ben bir hikaye şey anlatma alanı fırsatı olarak görüyorum. Ben çok geziyorum Türkiye'yi. Her yerden oraya ait yiyecekler, şunlar bunlar, ham maddeler topladığım, kendi restoranımda sergilediğim şeyler var ama anladım ki orada da hikayeler var. Bütün o otlarda, tuzlarda, turşularda hep böyle bir takım tarihi hikayeler gizli veya sosyal hikayeler gizli. Onları zaten bir yemeği, mesela dünya gastronomi kültüründe de bu çok önem kazandı. Bir yiyeceğin hikayesi varsa aslında onu yemek daha zevkli oluyor. Ben onları da bir hikaye anlatımı alanı olarak. Masallardan damağa demiştiniz galiba. Bir söyleşti, o da enteresan. Öyle bir şey yaptım, evet. Yani kısaca aslında ben hani sadece sinema filmi değil, hikaye anlatıcılığının her alanında bir şeyler yapmaya, bir şey yani üretim durmasın da. Sonra düşer, her şeyi söylemiyorsunuz. Sanki bir şeyleri gizliyorsunuz. Ben geçenlerde birkaç ay önce Ekim'in başında bir gazete haberi okudum. Orada Ezel Akay şarkıcılığa döndü. Mozaik grubuyla, yıllar önce kuruculuğunu yaptığı grupla sahneye çıktı. O nedir? Yok, o artık tatlı bir eğlenceden ibaret. Boğaziçi Üniversitesi'ndeyken o dönem birlikte kurduğumuz Mozaik diye bir müzik grubumuz vardı. Ben de orada çok değerli müzisyen arkadaşlarım var. Hani ben onlar kadar profesyonel bir müzisyen hiçbir zaman olmadım. Ama onlarla birlikte bir süre devam ettik. Sonra ben ayrıldım, yurt dışına gittim. Onlar devam ettirdiler ve çok çok değerli. Yani Türk müzik tarihinin çok ilginç
bir denemesini, çok üretken bir gruptu. Yani 190'ın üzerinde parçaları var aslında. Onlarla bir reunion'un tekrar bir araya gelelim. İlk konseri bir daha tekrarlayalım dedik. Ve hani çekirdek kadro artı benim gibi kenarda köşede kalmış mozaik müzisyenleri diyelim bir araya gelip bir konser verdik. Çok da iyi oldu. Şimdi onu, o konseri tekrarlayacağız. Ben de orada bir iki parça vokal yapıyorum, biraz vurmalı çalıyorum falan. O ne kadar tatlı. Güzel böyle değişik alanlarda pek çok yelpazenin geniş bölümünde kendini realize etmeye çalışmak, bu harika bir şey olsa. Biraz gibi. Şundan da ben çok sıkılıyorum. Yani hayır, her şeyden çok sıkılıyorum. Eğer üretmezsem, yani bir şey üretmezsem o sıkıntıyı aşmanın bir yolu yok. Onun için hani ben üreteyim, bir şey kalsın, bir faydası olsun. İleride birisi kadrini bilir diye herhalde. Hem de sıkıntıdan kurtulmak için elimi üretimden çekmiyorum. Ama ahlaken de aslında insanın sürekli olarak gücü yettiği oranda üretmesi, başkalarının kullanabileceği şeyler özellikle üretmesi doğru buluyorum. Başkalarının kullanabileceği şeyler dediniz. Bir şey daha aklıma geldi sizin geçenlerde yaptığınızı duyduğum. Kitap seslendirmişsiniz. Evet, nereden çıktı? Evet. O nasıl bir şey oldu? Etkinlik oldu? Vallahi şey. Benim çok iyi bir faaliyet olarak gördüğüm, yani olsun diye çok arzu ettiğim bir şeyi öneri olarak geldi. Onk Yayınları teklif etti. Sabahattin Ali'nin Kuyucaklı Yusuf'unu seslendirdim ama bir sürü bu sesli kitaplar çok çok ilginç ve çok faydalı. Hakikaten yolda giderken kulaklığınızı takın, hele internete bağlanarak bir çok güzel bir roman dinliyorsunuz. Üstelik de çok artikülasyonu iyi, iyi anlatıcı, birçok insan tarafından okunuyor. Kitap okumak için çok iyi bir yol bu aslında. Edebiyat adına çok iyi bir şey, onun yaygınlaşması. Hem zamanı değerlendiriyorsunuz, hem yolda kaybettiğiniz. Hem yani fiziksel olarak daha problemsiz bir şey yaşıyorsunuz. Hem tabii ki onda da durup geri gidip dinleyebiliyorsunuz. Hani kitapta da öyledir ya, anlayamadığınızı bir daha okursunuz falan. Hani edebiyat okurunun yaygınlaşması açısından çok iyi bir şey. Bir tane okudum. Bir tane de şimdi Gürsel Korat'ın çok istediğim, benim de çok yakinen yaratış sürecinde şahit olduğum Unutkan Ayna diye bir romanı vardır. Şimdi onu okumak istiyorum. Bakalım hani onun sırası gelince. Devamı da olacak yani bunun. Peki, çok güzel şeyler konuşuyoruz. Pek çok alanda bir sürü şey yapıyorsunuz da. Bütün bunlar hoş, mutlu tablo. Bütün bunların içinde olduğu sanat, kültür ortamı, siz uzun yıllardan beri bu işin içindesiniz. Evet. Son dönemlerde bunu nasıl buluyorsunuz? Sizin kendinizi ifade etmenize, sanatın tadına varmak ve vardırmak açısından yeterince rahat, huzurlu bir ortamda mıyız? Yok, gayet rahatsız ve huzursuz bir ortam aslında. Ama bütün bunlar sanat üretiminin önünde ciddi bir engel değil. En ciddi engel bu değil yani. İnsanlar savaş zamanlarında, korkunç zamanlarda bile sanat üretmeye devam etmişler. O toplumun ve kişilerin sağlıklı kalmasının en önemli koşullarından biri, şartlarından biri. Fakat ben böyle mızırdanmak ve karalar bağlamaktan hiç haz etmiyorum. Ve hani daha ilginç bir şeye dikkat çekmeyi tercih ederim bu durumda. Ben gerçekten uzunca bir süredir hem ekonomik nedenlerle, yani paranın benim gibi sanatçılara yaklaşmaması nedeniyle, hem de siyasi nedenlerle üretim sinema filmi çekmem çok zorlaştı. Uğraşıyorum ama işte yatırımcı bulmak, bilmem ne bulmak gibi şeylerle. Fakat başka bir şey, benim durumum herhangi bir durum. Şunu ben hatırlatmak istiyorum. Türkiye'de şu anda 1500'e yakın tiyatro oyunu oynanıyor. Bu çok garip bir sosyal vaka. 50 kişilik, 60 kişilik salonlarda, 500 kişilik, 1000 kişilik salonlarda, Türkiye'nin her yerinde, en az 500 ya 600 tanesi İstanbul'da. Birçok üniversitenin, beğenmediğimiz o üniversitelerin her şeye rağmen birçok dramatik yazarlık bölümü var. Ve oradan çıkan yazarlar oyun metinleri yazıyorlar. Yüzlerce oyun metni yazan, gayet de düzgün metinler yazan sanatçı var. Genç sahne yönetmenleri var. Birçok oyun çevriliyor, uyarlanıyor ve salonlar hep dolu. Bu çok ilginç, bunu bir düşünmek lazım. Yani toplum üstte bir baskı bile hissediyorsa, rahatsızlık bile hissediyorsa, orada kendine hem akıl hem eğlence sağlayacak bir rahatlama alanı buluyor. Bir de yer altı sonuçta, tiyatro dediğin hani ne olur ki 500 kişi gidiyor, 300 kişi, kimse tedirgin olmuyor. Ama sayısı çok arttı bunun. Ve müthiş bir üretim var.
çok yaratıcı bir faaliyet sürüyor. Korku hüküm sürüyor. Korku biraz yaratıcılığı bastırır. Yani belli sınırlarda sansür mekanizmasını, otosansür daha çok. Ama buna rağmen orada böyle biz kapıları zorlayan, sınırları zorlayan bir hareket var. Bunlar yeni şeyler, yani 4-5 senelik şeyler. 250-300 tane sinema filmi çekiliyor. Muazzam sayıda kısa film çekiliyor ve bunlar Türkiye, hepsini birden seyredin, oturun bir ay. Bu kısa filmlerin ve çekilen filmlerin birden Türkiye'de insanların gerçekte neler düşündüğünü. Sanatçılar çünkü bir sünger gibi etraflarındaki durumu çekiyorlar içlerine ve onu dışa vuruyorlar bir yerde. Bu çok ümit var bir durum. Anlatılan evet. Hikayeler Türkiye'nin çok karanlık bir halde olduğunu daha çok anlatıyor. Ama bu anlatıların varlığı dinleyenlerin de varlığını gösteriyor. Evet. Ve öyle hiç, yani burada bir akli direnç doğuyor, bir bilgilenme dönüyor. Yani sanki toplum korkutulmuş, bastırılmış, bir süre kendini eğitime vermiş. Enteresan. Sadece eğlenceye de değil. Eğlence de işe yarıyor. Çünkü eğlence sayesinde acı bir ilacı daha kolay yutuyorsunuz. Güzel. Ezel Bey çok teşekkürler. Sağ olun. Çok enteresandı konularımız. Kısa kısa değinsek de her olsun, ne kadar. Tam internet usulü oldu. Ezel Akaydı konuğumuz. Onun sanat kültür yaşamını, yaptığı faaliyetleri, çeşitli konularda görüşlerini ele aldık. Ve son bölümde de son cevabıyla birlikte kötümserlik içinde iyimser duygulara kapı açan yaklaşımını dinledik. Çok ilginçti. Yeni programlarda yeni konuklarla bir arada olacağız.